Satranç için tıpkı aşkta olduğu gibi bir partnerin varlığı şarttır. Ve ben o sırada gemide bizim dışımızda başkaca satranç severlerinin bulunup bulunmadıklarını bilmiyordum. Onları inlerinden dışarıya çekmek için sigara sonunda ilkel bir tuzak kurdum ve karımla birlikte benden daha zayıf bir oyuncu olmasına rağmen gösteriş amacıyla bir satranç tahtasının başına oturdum. Ve gerçekten de daha altı hamle bile yapmamıştık ki yanımızdan geçmekte olan biri durdu. Bir ikincisi de seyretmek için izin istedi. Ve sonunda gelmesini istedim partner de ortaya çıktı. Ve beni bir parti satranç oynamaya davet etti. Adı McConnor'dı. Ve İskoçyalı bir yeraltı inşaatları mühendisiydi. Duyduğum kadarıyla o güne kadar Kaliforniya'da yaptığı petrol sondajlarıyla bir servet kazanmıştı. Dış görünüşüyle iri yarı bir adamdı. Çene kemikleri güçlüydü. Neredeyse kare biçiminde ve sertti. Dişleri sağlamdı. Dolgun bir yüz rengi vardı. Bu yüzdeki belirgin, kızılımsı ton, büyük bir olasılıkla, en azından kısmen, bolca viski tüketiminden kaynaklanmaktaydı. Dikkati çekecek kadar geniş, neredeyse atletik denilebilecek kadar canlı omuzları, ne yazık ki oyun sırasında da bir karakter özelliği niteliğiyle belirginleşiyordu. Çünkü bu Mr. McConnor en önemsiz bir oyunda yenik düşmeyi bile kişilik bilinçlerine yönelik bir aşağılanma sayan, başarıyı saplantıya dönüştürmüş megalomanlardandı. Hayatta kimsenin gözünün yaşına bakmaksızın kendini kabul ettirmeye alışmış, ve somut başarılardan dolayı şımarmış olan bu Salt Bateman'in üstünlük duygusu öylesine iliklerine işlemişti ki. Karşılaştığı her direniş onu yakışık almaz bir isyan ve neredeyse hakaret gibi heyecanlandırıyordu. İlk partiyi kaybettiğinde suratı asıldı ve bunun ancak anlık bir dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olabileceğini ayrıntılı ve diktatörce bir ifadeyle anlatmaya başladı. Üçüncü yenilgide ise başarısızlığından yandaki salonun gürültüsünün sorumlu tuttu. Hiçbir partiyi anında rövanş talep etmeden kaybetmeye hazır değildi. Başlangıçta bu yükselme tutkusuyla yoğrulmuş sinirlilik halini eğlenceli buldum. Sonunda ise yalnızca asıl amacımın yani dünya şampiyonunu masamıza çekme niyetimizin kaçınılmaz bir yan sonucu saymaya başladım. Üçüncü gün amaç gerçekleşti. Fakat sadece yarı yarıya. Kentovich belki bizi gezinti güvertesinin penceresinden satranç tahtasının başında otururken görmüş olabilirdi. Veya belki de sigara salonunun salt rastlantı sonucu varlığıyla onurlandırmıştı. Her neyse. Bizim gibi amatörlerin onun sanatını icra etmekte olduklarını görünce ister istemez bir adım yaklaştı ve bu uygun mesafeden satranç tahtamızı sınayan bir bakış yöneltti. O anda hamle sırası Mekkanır'daydı. Ve anlaşıldığı kadarıyla bu tek hamle bile Çentovic'e acemice çabalarımızı daha fazla izlemenin şampiyonluktan kaynaklanan ilgisi için ne kadar yakışık almaz olduğunu anlatmaya yetti. Bizlerden birinin bir kitapçı dükkanının önerilen değersiz bir polisiye romanı sayfaları bile karıştırmadan bir yana bırakmamız gibi... Çentoviç de masamızdan uzaklaştı ve sigara sonundan çıktı. İnceledi ve çok hafif buldu diye düşündüm. O buz gibi aşağılayıcı bir bakıştan ötürü biraz öfkelenmiştim. Ve keyifsizliğimi azaltmak için McConnor'la konuştum. Görünüşe bakılırsa hamleniz şampiyonda pek hayranlık uyandırmadı. Hangi şampiyonda? Ona biraz önce yanımızdan geçip giden ve oyunumuzla onaylamayan bir ifadeyle bakmış olan beyin satranç şampiyonu Chen Toic olduğunu açıkladım. Ama diye ekledim. Sonunda ölüm yok ya. İkimiz nasılsa bunu da atlatırız. Ve şampiyonun o seçkinlere özgü aşağılamasına boyun eğmenin bir çaresini buluruz. Bizim gibiler bulduklarıyla yetinmek zorundadırlar. Gel gelelim rahat bir ifadeyle yaptığım bu açıklama McConnor'da beklenmedik bir etki yaratarak beni şaşırttı. Hasmım derhal çok heyecanlandı. Oyunumuzu unuttu ve rekabet tutkusu neredeyse duyulurcasına bir nabız gibi atmaya başladı. Çentoviç'in de gemide bulunduğundan haberi yoktu ve Çentoviç mutlaka kendisiyle oynamalıydı. Hayatında o güne kadar bir defanın dışında o da 40 kişiyle birlikte bir kişiye karşı oynadıkları bir sumultane satranç partisinin dışında. Asla bir dünya şampiyonuna karşı oynamamıştı. O oyun bile çok heyecanlı geçmişti ve kazanmasına ramak kalmıştı. Acaba bu satranç şampiyonunu şahsen tanıyor muydum? Olumsuz cevap verdim. Onunla konuşup bize katılmasını isteyebilir miydim? Çentoy için bildiğim kadarıyla yeni tanışıklarıyla pek açık olmadığı gerekçesiyle reddettim. Ayrıca bizim gibi 3. sınıf oyuncularla uğraşmanın bir dünya şampiyonu için ne gibi bir çekiciliği olabilirdi ki? Oysa aslında 3. sınıf oyuncular gibi bir söylemi McConnor kadar hırslı bir adamla konuşurken kullanmamam gerekirdi. McConnor öfkeyle arkasına yaslandı ve kaba bir ifadeyle Čentović için bir centilmenden gelen kibar bir daveti geri çevirebileceğine şahsen inanmadığını, kendisinin böyle bir şeyin olmamasını sağlayacağını söyledi. İstey üzerine ona dünya şampiyonu hakkında kısaca bazı kişisel bilgiler verdim ve McCanner bunun hemen ardından bizim oyunumuzu ortada bırakarak engel olmadığı bir sabırsızlıkla için arkasından gezinti güvertesine koştu. Bana gelince böylesine geniş omuzlara sahip birinin herhangi bir konuda iradesini seferber ettiğinde engelin engellenemeyeceğini bir kez daha hissediyordum. Epey gergin bekledim. McConnor 10 dakika sonra döndü. Pek rahatlamış gibi görünmüyordu. Ne oldu? diye sordum. Haklıymışsınız. Diye cevap verdi. Biraz öfkeli bir ifadeyle. Çok hoş insan olduğu söylenemez. Kendimi tanıttım. Kim olduğumu açıkladım. Bana elini bile vermedi. Bize karşı simultane bir parti oynadığı takdirde hepimizin, yani gemide bulunanların bundan ne kadar gurur ve onur duyacağımızı anlatmaya çalıştım. Fakat o katı tavrını değiştirmedi. Üzüldüğünü ama ajantesiyle arasında bütün turnesi boyunca ücret almadan oynamasını kesinlikle yasaklayan sözleşmeden kaynaklanma yükümlülüklerinin bulunduğunu söyledi. En düşük ücreti parti başına 250 dolarmış. <laughs> Güldüm. Siyah ve beyaz saçlara hareket ettirmenin bunca kazançlı bir iş olabileceğini asla düşünemezdim. Bu durumda herhalde sizdeki barca ayrıldınız. Fakat McConner ciddiyetini hiç bozmadı. Oyun için yarın öğleden sonra saat 3 kararlaştırıldı. Burada sigara salonunda umarım karşısında... Hemen darmadağın olmayız. E, nasıl? Onun 250 dolarına razı oldunuz öyle mi? Diye bağırdım büyük bir şaşkınlıkla. Neden olmasın? Sonuçta ipler onun elinde. Eğer dişim tutsaydı ve gemide tesadüfen bir diş doktoru bulunsaydı ondan da dişimi bedava çekmesini isteyemezdim. Adam yüksek fiyatlar istemekte çok haklı her alanda konuyu gerçekten bilenler aynı zamanda en iyi iş adamlarıdır. Bana gelince bir iş ne kadar açık ve seçikse o kadar iyidir. Bay Centovich diye birinden bir lütuf istemektense ve üstelik sonunda bir de ona teşekkür etmek zorunda kalmaktansa para vermeyi eğlerim. Ona bakarsanız kendi kulübümüzde bir akşamda 250 dolardan fazla kaybettiğimde oldu. Ve üstelik hiçbir zaman bir dünya şampiyonuyla oynamadım. Üçüncü sınıf oyuncular için bir çentu yenik düşmek ayıp değildir. Üçüncü sınıf oyuncu gibi masum bir söze McConner'ın gururunu ne kadar derinden incitmiş olduğumu fark etmek eğlenceli gelmişti. Fakat bu pahalı şakanın bedelini ödemeye hazır olduğundan sonuçta o tuhaf adamla amaçlandığım tanışmayı sağlayacak hırsını uygunsuz bir biçimde seferber etmesine bir itirazım yoktu. O zamana kadar kendilerini satranç oyuncuları diye tanıtmış olan 4 ya da 5 beyi ertesi günkü olaydan hemen haberdar ettik. Ve gelip geçenler tarafından olabildiğince az rahatsız edilelim diye yalnız kendi masamızı değil fakat komşu masaları da maç için ayırttık. Ertesi gün küçük grubumuz kararlaştırılan saatte eksiksiz toplanmıştı. Şampiyonun karşısında rastlayan orta yer doğal olarak McCaner'a bırakılmıştı. McCaner birbiri ardına iri prolar yakarak ve tedirgin bir ifadeyle ikide bir saatine bakarak gerginliğini azaltmaya çalışıyordu. Fakat dünya şampiyonu hepimizi arkadaşımın anlattıklarından sonra böyle bir şey yapacağını sezmiştim. Rahat bir 10 dakika bekletti ama gelişi bu yüzden daha bir ağırlık kazandı. Sakin ve rahat bir ifadeyle masaya yaklaştı. Kendini tanıtmaksızın bu kalabalık sanki benim kim olduğumu biliyorsunuz. Sizlerin kim olduğunuz ise beni ilgilendirmiyor." der gibiydi. Uzmanlara özgü kuru bir ifadeyle teknik ayrıntıları sayıp dökmeye başladı. Gemide satranç tahtalarının eksikliği nedeniyle simultane bir parti düzenlemenin olanaksızlığı karşısında hepimizin kendisine karşı ortak oynamamızı öneriyordu. O her hamlesinden sonra bizim görüşlerimizi rahatsız etmemek için salonun sonundaki bir başka masaya gidecekti. Biz karşı hamlemizi yaptıktan sonra da ne yazık ki bir masa çanı bulunmadığından kaşıkla bir bardağa vuracaktık. Çentoviç, farklı bir isteğimiz olmadığı takdirde azemi hamle süresi olarak 10 dakika öneriyordu. Doğal olarak ve ürkek öğrenciler gibi her öneriye katıldık. Renk seçiminde Čentović e siyah taşlar düştü. Čentović oturmaya bile gerek duymaksızın ilk karşı hamlesini yaptı ve ondan sonra hemen kendisinin önermiş olduğu bekleme yerine gitti. Rahatça dayanıp resimli bir dergiyi karıştırmaya başladı. Parti üzerine bir şeyler anlatmanın bir anlamı olmayacak. Oyun doğal olarak nasıl bitmesi gerekiyorsa öyle. Yani bizim kesin yenilgimiz ve üstelik daha 24. hamlede son buldu bir dünya satranç şampiyonunun yarım düzine orta veya ortanın alt düzeydeki oyuncu elinin tersiyle silip süpürüvermesi vermesi aslında şaşırtıcı değildi. Olayın hepimizin nevrini döndüren yanı, Çentov için işimizi elinin tersiyle verdiğini bize çok açık ve seçik hissettiren, üstten bakan tavrıydı. Her defasında tahtaya görünüşte sadece şöyle bir üstün körü bakıyordu. Bizleri ise sanki tahtadan yapılma figürlermişiz gibi neredeyse görmezlikten geliyordu. Ve bu densizce davranışı ister istemez uyuz bir köpeğe, ona bakmaksızın bir parça ekmek atan birinin davranışını çağrıştırıyordu. Oysa bence biraz daha incelik gösterebilir ve yanlışlarımız konusunda dikkatimizi çekebilir ya da dostça bir iki kelimeyle bizi yüreklendirebilirdi. Fakat insanlıktan yoksun, bu satranç robotu oyunun bitmesinden sonra da tek hece söylemedi ve mat dedikten sonra masanın başında hiç hareket etmeksizin kendisinden ikinci bir parti istenecek mi diye bekledi. Ben insanın bunca vurdum duymaz bir kalabalık karşısında her zaman hissettiği acizlik duygusuyla son bulan bu dolar işiyle birlikte en azından benim açımdan tanışmamızdan kaynaklanan memnuniyetin son bulduğunu belli etmek üzere tam ayağa kalkmıştım ki yanımdan McConnor'ın çok kısık bir sesle şöyle dediğini duyarak öfkelendim. Rovanş. Bu meydan okuyan ton karşısında neredeyse korkuya kapılmıştım. McConnor o anda gerçekten de kibar bir centilmenden çok yumruğunu indirmek üzere olan bir boksörmüş izlenimini uyandırmıştı. İster Çentoviç'in bizlere layık gördüğü nahoş muameleden, İster kendi hastalıklı saplantısından kaynaklanmış olsun, McCanner artık tümüyle farklı bir kişiliğe bürünmüştü. Yüzü alnındaki saçlara kadar kıpkırmızı kesilmiş, burun delikleri de içten gelen basınçla iyice gerilmiş olarak gözle görülür şekilde terlemekteydi. Isırmakta olduğu dudaklarından başlayan bir kırışık, keskin bir çizgiyle savaşırcasına öne uzanmış olan çenesine doğru iniyordu kapıldığım tedirginlik içerisinde gözlerinde o engellemeyen, engellenemeyen tutkunun parıltılarıyla yakaladım. Bu tutku yalnızca rulet masasında 6. veya 7. kez ve her defasında bahis ikiye katlanarak oyuna girilmesinden sonra beklenen rengin hala gelmemesi durumunda insanları pençesine alan tutkuydu. O anda biliyordum ki kazanma hırsıyla yanıp tutuşan bu çılgın bütün servetine mal olsa bile bir kez olsun tek bir parti kazanıncaya kadar oynayacak oynayacak oynayacaktı ve bazen oradaki parayla yetinecek bazen de miktarı iki katına yükseltecekti Çentović dayanabildiği takdirde Mekka'nın şahsında Muaines Air ise kadarki yolculuk sırasında birkaç bin dolar küreyebileceğini bir altın madeni bulmuş sayılırdı Çentović istifini bozmadı Lütfen. Diye cevap verdi kibarca. Şimdi siyahlarla oynama sırası beylerde. İkinci oyunda değişik bir görünüm sergilemedi. Sadece birkaç meraklının eklenmesiyle bizim çevremizde büyümekte kalmayıp daha bir canlandı. McConnor bakışlarını satranç tahtasına öylesine ısrarla dikmişti ki sanki taşları iradesiyle manyetik bir etki altına almak ister gibiydi. Ona bakarken kendini beğenmiş hasmının yüzüne karşı zevkten kendinden geçmiş bir halde mat diye bağırabilmek için bin doları da rahatça feda edebileceğini hissediyordum. Bu arada onun öfkeli heyecanının birazı tuhaf bir biçimde ve farkına varmaksızın bizlere de geçmekteydi. Tek tek her hamle şimdi daha öncesiyle karşılaştırılmayacak kadar heyecanla tartışılıyordu. Ćentović'e masamıza geri çağırma işaretini verme konusunda karara varmazdan önce son anda bile birbirimizi frenliyorduk. Yavaş yavaş 17. oyuna gelmiştik ve bu arada bizim için de sürpriz olan bir durum meydana gelmişti. Bu şaşırtıcı ölçüde yararlı gözüken bir durumdu çünkü c sütunundaki piyonu sondan bir önceki c2 sütununa kadar getirmeyi başarmıştık. Şimdi yeni bir vezir kazanmak için tek yapmamız gereken bu piyonu öne itip C1'e getirmekti. Bu çok açık fırsat karşısında çok rahat olduğumuz doğal olarak söylenemezdi. Hepimiz görünüşte kendi çabamızla elde ettiğimiz bu yararlı durumun olaya çok daha kuş bakışı bakabilen Centovich tarafından atılmış bir olta olmasından kuş kullanıyorduk. Fakat büyük çabalarla ortaklaşa yürüttüğümüz aramalarla ve tartışmalara rağmen gizli tuzağın ne olduğunu anlayamadık. Sonunda izin verilen düşünme süresi neredeyse dolarken hamleyi göze almaya karar verdik. Fakat McConnor tam son sütuna itmek için piyano dokunmak üzereydi ki ansızın kolunun yakalandığını hissetti. Ve arkasından birisi kısık ama heyecanlı bir sesle fısıldadı. Tanrı aşkına sakın yapmayın. Hepimiz elimizde olmadan dönüp baktık. Zayıf ve keskin hatlı yüzü, neredeyse tepeşir beyazı solgunluğundan ötürü daha önce gezinti güvertesinde dikkatimi çekmiş olan 45 yaşlarında bir beydi. Son dakikalarda yani biz bütün dikkatimizi önümüzdeki soruna verdiğimizde yanımıza gelmiş olmalıydı. Baktığımızı hissedince acelece ekledi. Şimdi bir vezir kazanırsanız hasmınız Fili C1'e sürerek ona derhal alır. Siz de at ile geri alınırsınız. Fakat hasmınız bu arada serbest kalan piyonuyla D7'ye gider. Sizin kalenizi tehdit eder ve siz atla şah deseniz bile kaybedersiniz. 9 ya da 10 hamle sonra işiniz biter. Bu 1922'de P.S. Ani'deki büyük turnuvada Alehi'nin Bogol Yubov'a karşı kurduğu oyunun neredeyse aynı. Mekkanır Hayret de elini taştan çekti ve şaşkınlığı bizlerinkinden aşağı kalmaksızın bakışlarını gökten inen bir melek gibi yardımımıza koşan adama dikti. Dokuz hamle öncesinden bir mat etme durumunu hesaplayabilen kişi ancak birinci sınıf bir uzman olabilirdi. Hatta belki de aynı turnuvaya gitmekte olan bir şampiyon adayıydı. Bu kadar kritik bir andaki ani gelişinin ve oyuna müdahale edişinin neredeyse olağanüstü bir yanı vardı. İlk kendini toplayan Mekkanır oldu. Ne tavsiye edersiniz? Diye fısıldadı heyecanla. Hemen ilerlemeyin. Fakat önce kaçın. Özellikle de şahı tehlikede olduğu G8 sütunundan H7'ye çekin. O zaman hasmınız büyük bir olasılıkla saldırıyı öteki kanada kaydıracaktır. Ama bu saldırı kaleyi C8'den C4'e götürerek karşılayabilirsiniz. Bu hasmınıza iki hamle ile bir piyona mal olur. Böylece de üstünlüğünü yitirir. Ondan sonra serbest biyonun karşısında serbest biyon kalır. Ve eğer savunmanızı doğru yaparsanız bir beraberlik elde edebilirsiniz. Ama bundan fazlasını beklemeyiniz. Yine şaşkınlıkla kapıldık. Hesaplarının hızlılığı kadar doğruluğu da kafa karıştırıcıydı. Sanki hamleleri basılı bir kitaptan okuyordu. Yine de onun işe karışması sayesinde bir dünya şampiyonuyla oynamakta olduğumuz partiye berabere bitirmeye ilişkin beklenmedik fırsat bir büyü etkisi yaratmıştı. Satranç tahtasını daha iyi görebilsin diye hep birlikte yana çekildik. McConnor bir kez daha sordu. Şahı G8'den H7'ye öyle mi? Evet, her şeyden önce geri çekilmeye bakmalısınız. McConnor söyleneni yaptı ve kaşıkla bardağı vurduk. Çentoviç, o artık alıştığımız umursamaz adımlarla masamıza yaklaştı ve tek bir bakışla karşı hamleyi ölçtü. Ondan sonra Şah'ın bulunduğu kanatta tıpkı meçhul yardımcımızın önceden söylediği gibi piyonu H2'den H4'e çekti ve yardımcımız fısıldamaya başlamıştı bile. Kaleyi öne sürün, kaleyi öne sürün, C8'den C4'e getirin. Hasmınız o zaman önce piyonu korumak zorunda kalır ama bunun ona hiçbir yardım olmayacak. Siz onun piyonunu aldırmadan atınızla C3'ten D7'ye saldırıya geçeceksiniz. Ve böylece eşitlik yeniden kurulacak. Savunma yerine bütün baskıyı ileriye yönelteceksiniz. Adamın ne dediğini anlamamıştık. Bizim için onun söyledikleri sanki Çinceydi. Ama bir kez onun çekim gücüne kapılmış olan McConnor düşünmeksizin adamın dediğini yaptı. Çentoviç'i geri çağırmak için kaşıkla yine bardağı vurduk. Çentoviç ilk kez çabuk karar vermedi. Fakat bakışlarını satranç tahtasına dikti. Sonra tam da yabancının bize haber vermiş olduğu hamleyi yaptı ve gitmek üzere döndü. Ancak o geri çekilmezden önce yeni ve beklenmedik bir şey oldu. Çentoviç gözlerini kaldırdı ve bakışlarını bizim üstümüzde gezdirdi. Anlaşıldığı kadarıyla kendisine karşı ansızın direnmiş olan kişinin kim olduğunu bulmak istiyordu. O andan başlayarak heyecanımız ölçüsüz boyutlara uzandı. Şimdiye kadar ciddi bir umut beslemek sizin oynamıştık. Fakat şimdi Çentovi o buz gibi kendini beğenmişliğini paramparça etme düşüncesi hepimizin nabzını uçarcasına attırılmaya başlamıştı. Ama bu arada yeni arkadaşımız bir sonraki hamleyi kurmuştu bile ve kaşığı bardağa vururken parmaklarım titriyordu. Çentovic'i geri çağırabilirdik. Ve bunun ardından ilk zaferimiz geldi. Hep ayakta oynamış olan Çentoviç durakladı. Durakladı ve sonunda oturdu. Gerçi isifini bozmadan ağır bir tempoyla oturmuştu. Fakat böylece sırf bedensel bakımdan da olsa o zamana kadar aramızda bulunan yukarıdalık aşağıdalık durumu ortadan kalkmıştı. Onu en azından Uzamsal bağlamda bizimle aynı düzeye gelmeye zorlamıştık. Centoviç uzun uzun süre düşündü. Gözlerini hiç hareket ettirmeksizinin satranç tahtasına indirmişti. Bu yüzden gölgeli göz kapaklarının altında göz bebekleri neredeyse hiç görülemiyordu. Ve düşünmek için kendini zorlarken yavaş yavaş dudakları açıldı. Bu yuvarlak yüzüne biraz aptalca bir ifade vermişti. Centoviç birkaç dakika düşündü. Sonra bir hamle yaptı ve ayağa kalktı. Ve arkadaşlarımız da hemen fısıldamaya başladı. Bir oyalama hamlesi iyi düşünülmüş fakat bunu sakın kanmayın. Değişme yapılmasını zorlayın. Mutlaka değişme yapılsın. O zaman biz berabere durumuna geliriz ve hasmımız artık hiçbir tanrı yardım edemez. Mekkanır söz dinledi. Ondan sonra hamlelerde ikisi arasında bizler artık çoktan işsiz güçsüz figüranlar düzeyine inmiştik. Bizim için anlaşılmaz bir koşuşturmadır başladı. Yaklaşık 6 hamle sonra Centovich uzunca bir süre düşündü ve sonra da başını kaldırarak açıkladı. Patta. Patanın açıklaması kitapta şöyle: Aslı İtalyanca, patta'dan gelme. Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma durumudur. Bir an mutlak bir sessizlik oldu ansızın dalgaların hışırdadığı ve radyonun salonda bulunduğumuz tarafa caz ezgileri gönderdiği duyuldu. Gezinti güvertesinde atılan her adım ve rüzgarın pencere aralıklarından giren ince ultusu son derece net bir biçimde işitilebiliyordu. Hiçbirimiz soluk almıyorduk çok ani olmuştu ve bu tanınmamış kişinin dünya şampiyonuna artık yarı yarıya kaybedilmiş bir oyunda istediğini zorla kabul ettirmiş olması gibi olasılık dışı bir durum yüzünden neredeyse hala korku içindeydik. McCanner ani bir hareketle geriye doğru yaslandı, tutmuş olduğu soluğu mutlu bir ah sesiyle duyabilir tonda dudaklarından çıktı. Ben ise yine Chantucci'ye bakmaktaydım daha son hamleler sırasında gözüme sanki daha bir solgunlaşmış gibi gözükmüştü. Fakat kendini tutmayı iyi başarıyordu. Görünüşte umursamaz bir ifade taşıyan donukluğu içerisinde ve rahat bir tavırla taşları sakin el hareketleriyle karıştırırken sordu. Beyler, üçüncü bir parti daha isterler mi? Soruyu yalnızca konu üzerinde odaklaşarak, yalnızca oyun bağlamında sormuştu. Ama dikkati çeken nokta bu arada Mekkanır'a bakmaksızın gözlerini dost doğru kurtarıcımıza dikmiş olmasıydı. Tıpkı bir atın daha sağlam oturuşundan şimdi sırtında yeni ve daha usta bir süvarinin bulunduğunu anlaması gibi. Çentoviç de son hamleler sırasında asıl ve gerçek hasmını tanımış olmalıydı. Biz de elimizde olmaksızın onu izleyip heyecanla yabancıya bakmaktaydık. Fakat o daha düşünmek hatta cevap vermek fırsatını bulamadan McConnor kazanma hırsını heyecanıyla ve muzaffer bir tonla ona seslenmişti bile. Elbette ama şimdi ona karşı tek başımıza oynamalısınız. Yani sadece siz ve Çentoviç. Ne var ki bunun ardında tümüyle beklenmedik bir şey oldu. Dikkat çeken bir ısrarla Hala artık boşaltılmış olan satranç tahtasına bakmakta olan yabancı, bütün bakışların ve heyecanlı konuşmaların kendisine yöneldiğini hissedince ürktü. Yüz atları birbirine karışmıştı. ''Asla olmaz beyler!'' diye kekeledi belirgin bir kaygıyla. ''Bu bütünüyle imkansız. Ben asla söz konusu olamam. Yirmi yıldan, hayır yirmi beş yıldan bu yana bir satranç tahtasına başına oturmuş değilim.'' ve izninizi almaksızın oyununuza karışmakla ne kadar yakışıksız davranmış olduğumu ancak şimdi anlıyorum. Bu karışmadan ötürü beni lütfen bağışlayın. Beni lütfen bağışlayın. Bundan böyle sizi rahatsız etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ve biz daha şaşkınlığımızı üzerimizden atamadan yabancı çekilmiş ve odayı terk etmişti. Fakat bu mümkün değil diye gürledi. McCaner olanca heyecanıyla ve yumruğunu masaya vurarak Bu adamın 25 yıl boyunca satranç oynamamış olması kesinlikle mümkün değil çünkü bir hamleyi olabilecek her karşı saldırıyı 5-6 hamle öncesinden hesapladı Böyle bir şeyi kimse öyle kolayca doğaçlamadan yapamaz Böyle bir şey tamamen imkansız öyle değil mi Son soruyla birlikte McCaner ister istemez Çentoviç'e dönmüştü. Ama dünya şampiyonu sarsılmaz soğukkanlılığını korudu. Bu konuda herhangi bir yargı belirtmem. Ancak o beyefendinin biraz alışılmadık biçimde ve ilginç oynadığı kesin. Zaten bu yüzden ona kasten bir şans tanıdım. Bunları söylerken aynı zamanda rahat bir tavırla ayağa kalkan Çentoviç, o konu dışına çıkmayan ifadesiyle ekledi. O bey ya da öteki beyefendiler, yarın bir parti daha isterlerse eğer, saat üçten itibaren evirlerindeyim. Hafifçe gülümsemekten kendimizi alamadık. Çento için tanımadığımız yardımcımıza öyle cömertçe bir şans falan tanımadığını ve o konuda söylediğinin sadece kendi başarısızlığını maskelemeyi amaçlayan naif bir bahane olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu yüzden böylesine sarsılmaz bir büyüklenmeyi aşağılanmış görmeye yönelik isteğimiz daha da şiddetlenmişti. Kısa süre öncesine kadar sakin ve rahat gemi yolcuları iken, şimdi kendimizi kazanma hırsına dolu dizgin kaptırmış kişiler olup çıkmıştık. Çünkü özellikle okyanusun ortasındaki gemimizde satranç şampiyonunun tacını elinden alabileceğinin düşüncesi bu, Hemen ardından haberi bütün telgraf bürolarınca yıldırım hızıyla bütün dünyaya yayılacak bir rekor olurdu. Hepimize en kışkırtıcı biçimde çekici gelmekteydi. Buna bir de kurtarıcımızın en kritik anda hiç beklenmeyen araya girişinden kaynaklanan esrarengiz havanın çekiliciliği ile neredeyse ürkeklik diye nitelendirilebilecek alçak gönüllüğünün ve ancak profesyonellere özgü sarsılmaz özgüveninin oluşturduğu karşıtlık ekleniyordu. Kimdi bu bilinmeyen adam? Burada rastlantı sonucu henüz keşfedilmemiş bir satranç dahisi mi? Gün ışına çıkmıştı. Veya ünlü bir şampiyon, bilinmeyen bir nedenden ötürü bizden adını mı gizlemekteydi? Bütün bu olasılıkları düşünülebilecek en heyecanlı bir atmosfer içerisinde tartışmaktaydık. En cüretkar varsayımlar bile bize göre karşımızdaki yabancının esrarengiz çekingenliğini ve şaşırtıcı açıklamasını yasınamayacak ustalığa bağdaştırmaya yetecek kadar cüretkar değildi. Fakat bir noktada hepimiz görüş birliğine varmıştık. Satranç tahtasına yeni bir kavganın sergilenmesinden asla vazgeçmeyecektik. Yardımcımızın ertesi gün Çentovic ile bir parti oynamasını sağlamak için... Her yolu denemeye karar verdik. Oyunun parasal rizikosunu McConner üstlenmeye söz vermişti. Bu arada kabin görevlisinden alınan bilgiye göre yabancının bir Avusturyalı olduğu da anlaşıldığından yurttaşı olarak ricamızı kendisine iletme görevine bana verildi. Gezinti güvertesinde acelece kaçan dostumuzu bulmam fazla zaman almadı. Güvertedeki koltuklardan birine uzanmış okumaktaydı. Ona yaklaşmazdan önce bu fırsattan yararlanarak daha dikkatli bir gözlem yaptım. Keskin hatlara sahip olan başı hafif bir yorgunlukla yastığa dayanmış dinleniyordu. Genç sayılabilecek yüzündeki tuhaf solgunluk bir kez daha özellikle dikkatimi çekti. Göz kamaştırıcı beyazlıktaki saçlar şakaklarda bu yüzü çerçevelemekteydi. Nedenini bilmeksizin bu adamın ansızın yaşlanmış olduğu izlenimine kapıldım. Daha tam yaklaşmamıştım ki kibarca kalktı ve kendini duyar duymaz tanıdığım son derece saygın bir eski Avusturya adıyla takdim etti. Bu soyadının taşıyıcılarından birinin Schubert'in en yakın dost çevresinde yer aldığını, yaşlı imparatorun özel doktorlarından birinin de aynı aileden geldiğini hatırlıyordum. Doktor B'ye Centovich'in meydan okumasını kabul etmesi yolundaki ricamızı ilettiğimde çok şaşırdı. Anlaşıldı ki kendisi o oyunda bir dünya şampiyonunun, üstelik halen en başarılı olanının önünde zaferle kalkmış olduğunun hiç farkında değildi. Bir nedenden ötürü bu açıklamadan çok etkilenmişe benziyordu. Çünkü bana defalarca hasmının gerçekten tanınmış bir dünya şampiyonu olduğundan emin miyim diye sordu. Kısa zamanda bu durumun görevimi kolaylaştırdığını anladım ve sadece karşımdakinin duyarlılığını hissederek olası bir yenilginin maddi rizikosunu McConnor'ın kasasına ait olacağını ondan saklamayı uygun buldum. Doktor B. Uzunça bir duraklamanın ardından sonunda bir maç yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama bu arada öteki beyleri kendisinin yapabilecekleri konusunda fazla umuda kapılmamaları için bir defa daha uyarmamı önemli rica etti. Zira diye ekledi düşünceli bir gülümsemeyle. Bir satranç partisinin bütün kurallara uygun olarak doğru oynayabilir miyim? Bunu gerçekten bilmiyorum. Lise yıllarımdan sonra, yani 20 yıldan fazla bir zamandır tek bir satranç taşına elimi sürmediğimi söylediğimde aşırı bir alçak gönüllülük yapmadım. Buna lütfen inanmanızı rica ederim. Ve o zamanlarda ancak özel bir yeteneği bulunmayan oyuncu sayılırdım. Bunları öylesine doğallıkla söylemişti ki, iştenliği konusunda en ufak bir kuşku bile besleyemezdim. Fakat yine de birbirlerinden çok farklı satranç ustalarının oyun kurma biçimlerini ayrı ayrı hatırlayabilmesi karşısında duyduğum şaşkınlığı dile getirmeden edemedim. Satrançla en azından kuramsal düzeyde çok yoğun ilgilenmiş olmalıydı. Doktor B bir kez daha o tuhaf ve hülyalı ifadeyle gülümsedi. Çok yoğun ilgilenmek. Tanrı bilir ya. Evet, satrançla çok ilgilenmiş olduğum söylenebilir. Ancak bu çok özel. Dahası ancak bir defaya özgü koşullar altında oldu. Aslında bu çok karmaşık bir öykü ve yaşamakta olduğumuz şu sevimli ve büyük zamana küçük bir katkı yerine geçebilir. Bir yarım saat sabrederseniz eğer...